11 ilimizi kapsayan büyük afet sonrasında en çok konuştuğumuz konuların başında malumunuz emlak fiyatları ve depremzedelerin yerleşim süreçleri geliyor. Ve şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Uzman konuğumuz, emlak uzmanı Sayın Burçin Bolgönül bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Yani herkes gibiyiz, yaralıyız, üzgünüz. Üzgünüz. Evet, en çok sizi belki de etkileyen süreçlerden birini yaşıyoruz. Sizin hareketlenmeliğiniz nedir? Emlakçıları kapsayan birçok haberlerde de görüyoruz. En çok belki de size danışılıyor bu süreçte. Şu anki hareketlilik ne durumda? Şöyle, biz İstanbul'da olmamıza rağmen emlakta ciddi bir hareketlilik söz konusu. Ve özellikle bizim daha fazlası şu an deprem bölgelerinin çevre illerinde yaşanıyor. Çok fazla hareketlilik var. Şu an çok fazla konut ihtiyacı, barınma ihtiyacı doğdu. Fakat bu hareketlilik maalesef ki olumlu yönde ilerlemiyor. Gördüğümüz, bildiğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla maalesef şu an emlakçılıkta depreme getirdiği bir fırsatçılık oluştu. Biz de bunu takip ediyoruz ve üzülüyoruz. O fırsatçılık hemen hemen zannedersem pandemiyle başladı aslında. Yani bu fiyatlar nasıl birdenbire bu kadar çıkar sorularını hepimiz birbirimize sorduk. İşte bir ev düşünüyoruz almayı ya da kiralamayı. Pandemiyi baz alırsak nasıl birdenbire bu kadar çıkar derken şimdi aynı şeyi deprem içinde görmek ne kadar çok yaralayıcı aslında, evet, değil mi? Oldukça üzücü. Maalesef ki böyle dönemlerde belli şeyler yatırım aracı olarak görünüyor. Konut gibi. Pandemide başladı bu süreç belirttiğiniz gibi. Pandemide konut fiyatlarının birdenbire çok fazla artması, pandemiyle beraber oluşan ekonomik sürecin olumsuz ilerlemesi ve olumsuz ilerledikten sonra da insanların kiralarda ciddi artışlar yapmaları yüzünden insanlar evlerini boşaltmadılar. Kiracı sirkülasyonu çok fazla olmadığı için ve son dönemde yeni konutlar çok fazla yapılmadığı için kiraları bu ciddi şekilde etkiledi. Yani talep fazlası oluştu. Talep fazlası da kiraları yüksek şekilde etkiledi maalesef. Biz depremden önce emlakçılarla genellikle şunu konuşuyorduk ya da hani yakınlarımızla şunu konuşuyorduk. Kiralar çok fazla arttı. İstanbul'dan göçler başladı diye, değil mi? Çevre illerde sadece hani çalışan bir kişi değil de memurlar kategorisinde olan isimler bile İstanbul'da artık geçinemiyoruz diyerek bir çevre illere göçler başlamıştı. Şimdi tekrardan bir İstanbul'a yoğunluk söz konusu. Bu fiyatlara nasıl yansıdı? Şöyle, maalesef bu fiyatlara olumsuz şekilde yansıdı. Yani ne kadar çok gideceğiz diyen ya da gitmek isteyen bir kesim olsa da şu an hala İstanbul'da çok fazla bir nüfusa sahibiz ve konutlar da çok fazla yükseldiği için konut fiyatları da bu şu an kiraları ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. En basitinden deprem oldu ve depremle birlikte sadece İstanbul'da değil çevre illerde dahil konut kiralarının 2 katına 3 katına kadar çıktığını gözlemliyoruz. Aslında birlik beraberlik içinde yürüttüğümüz bu süreçte bile görüyoruz ki çok fazla önü açık kiraların. Serbest piyasa ekonomisi var. Herkes istediği gibi kiraları arttırabiliyor. Bunun da şu an sıkıntılarını çekiyoruz ve bu şekilde giderse daha fazla çekeceğiz. Ben şu an Beylikdüzü Esenyurt bölgesinde hizmet veriyorum. Evet. 3 artı 1 kiraları 10 bin lira bandından şu an 20 bin liralara ulaşmış vaziyette. Ve daire sahiplerinin söylediği şey benim evim depreme dayanıklı. Bu normal, senin evinin depreme dayanıklı olmak zorunda. Fakat evinin depreme dayanıklı olduğunu düşünen 2000'den sonra yapılan özellikle yapılarda şu an İstanbul'da konut kiraları ciddi şekilde artmış durumda fiyatları maalesef. Dün de bir haber vardı. İstanbul'da Fatih'te bir eski metruk bir bina daha öncesinde otel olarak kullanılıyormuş ama durduk yerde bir yıkıma sebebiyet vermiş. Hatta yanındaki araçlar vesaireler. Böyle çok bina da var aslına bakarsanız İstanbul'da ya da ülkemizin birçok ilçesinde. Bunların denetlenmesi aşamasında önereceğiniz neler var? Neler yapılıyor şu yani anda? Şu 2000'den önceki konutlara, belediyelere başvurarak denetlenmeler için sıraya girebiliyorsunuz. Şu an ücretsiz bir şekilde belediyeler bunların denetimini zaten yapmaya başladı. Gene özel firmalarla da çalışabiliyorsunuz dairelerinizin denetlenmesi için ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Ekonomik durumumuz şu an belli, kira fiyatları belli.
bu kira fiyatları bu şekilde giderse, varsayalım ki eviniz depreme dayanıksız, varsayalım ki taşınmanız gerekiyor. Peki evet. Şu an taşınabileceğiniz bir ortam var mı? Yok. Bunu değerlendirmek gibi gerekiyor. Bir süreç isteniliyor değil mi? Şöyle 2 aylık bir süreç isteniyor. 2 ay tabii ki bu istenilen süreç. Ve birçok insan da evini denetleyemiyor. Hmm. Ben herhangi bir uzman gelsin daireme baksın diyemiyor. Şunu biliyor. Eğer benim evimde hasar tespiti olumsuz yönde ilerlerse ne yapacağım? Buradan çıkabilecek miyim? Doğru. Çıkarsam bana maliyeti ne olacak? Şimdi değil mi, bir depremden kaçış varken yeni evler ya da işte birinin yanına sığınan depremzedeler öyle bir korkuyla geliyorlar ki tamam ben bir yerinden kurtuldum ama diğerinde bakacağım. Acaba tamam ilk başta barınma sorunumu yaşamaya çalışıyorum. Belki de o işte herkese yapılan, bütün depremzedelere yapılan yardımlardan faydalanacaklar. Kira yardımı, taşınma yardımı, belki eşyaları kaldıysa onları alacaklar. Onların nasıl ev sahiplerinden şimdi ne tür belgeler isteyebilirler ya da işte depremi yaşamayanlar da bir yer kiralamak istiyorlar diyelim ki. Bunları ev sahiplerinden ne şekilde isteyebilirler? Şöyle öncelikle dairenin tabii yapım yılını sorabilirler. Yapım yılından sonra diğer öncelik kat mülkiyet tapusu. Biliyorsunuz tapular 2 aylık kat irtifak kat mülkiyet. Evet. Kat mülkiyetli dairelerin hepsi iskanlı olup incelenmeleri yapan daireler. Yani bütün incelemeler her şey bu dairelerde tamamlanmış oluyor. Benim ilk tavsiyem herhangi bir kiracı için gideceğiniz yerin kat mülkiyet tapusu var mı? Kesinlikle onu sormaları gerekiyor. Bunu eğer bir müteahhitten, ev sahibinden öğrenebiliyorsanız, yapı tekniği olarak ne kullanıldı, zeminle uyumlu bir teknik mi değil mi, ya da belediyeden raporlar alınıyor, zemin etütleri alınabiliyor. Bunları temin edebilirler, bunları isteyebilirler. Tabii burada da daire sahiplerinin bunları vermeye niyetli olması gerekiyor. Doğru, evet. Yani şöyle söyleyeyim size, gidebiliyorsunuz bir kirayı düşünün 5 bin lira, bir kira 20 bin lira. Birisi depreme dayanıklı, birisi de depreme dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Ve belli bir noktada da siz birine ekonomik düzeyinize göre karar vermek durumundasınız. Yani buradan belli bir noktadan sonra işin içine bu kiraların yüksekliği girdiği zaman maalesef ki insanlar tercih etmeleri gerekene değil, tercih etmek zorunda olduklarını tercih ediyorlar. Kabulleniyorlar, öyle diyelim ya da. Evet, kabullenmek zorunda kalıyorlar. Şöyle bir habere denk geldim. Bazı isimlerde, hali vakti yerinde olan isimlerde diyor ki ben işte 10 tane ailenin de 10 depremzedenin geçimini sağlamak için işte kiralarına yardımcı olmak istiyorum. Bu konuda bile fırsatçılık yapanlar var. Diyor ki işte depremzedelere yardım etmek isteyenler internette bende şu kadar daire var, benden alabilir. O bir aracı konuma girmiş oluyor. Maalesef ya şöyle, bizim ülkemiz birbirine kenetlenen çok güzel bir ülke. Evet. Fakat bunun yanında da çok fazla her dönemi nasıl fırsata çevirebilirim diyen kişiler de var. Bunları kesinlikle ayıklayamayacağız, bitiremeyeceğiz maalesef ki. Ama önüne geçebiliriz, fark edip önleyebiliriz. Bu bizim sektörümüzde de oluyor. Evet. Şunu da biliyorum, mesela bu depremden sonra çok fazla yardımsever depremzedeler için yıllık kiraları ödeyip çok fazla insana ev açmak isteyen de oldu. Evinin kira bedelini 2 katına çıkartan da oldu. Yani ikisi de bizim ülkemiz, ikisi de bizim ülkemizin insanı. Doğru. Herkes şunu düşünüyor herhalde, benim başıma gelmez diye mi düşünüyor ya da? Aslında gerçeğimiz, bunu biliyoruz. Hatta üzüntümüz var, üzüntümüzü yaşıyoruz ama bunun yanında kaygımız, özellikle İstanbul halkı olarak üzüntümüzün şu an önüne bile geçmiş durumda. Ve bir şekilde buna göre yaşamamız lazım aslında. Ama şöyle düşünün, şu an ben ilk kez meslek hayatımda bunu yaşıyorum. Benim evim depreme dayanıklı diye, hani evinde artı bir özellik olduğunu düşünen daire sahipleriyle karşı karşıyayız. Ya senin evin ibare olarak onu belirtiyor. Evet evet, depreme dayanıklı yazıyoruz mesela ilanlarda. Bakıyorum depreme dayanıklı yazıyor. Yani bu olması gereken şey değil. Bu artı bir özellik mi? Maalesef. Peki ülkemiz malum deprem kuşağında ve oradaki mutlaka emlakçılarla da birebir irtibatlısınızdır. İşte çevre iller, Konya olsun, Isparta olsun, Mersin en baştaydı. Çünkü oraya çok fazla, hemen kiracılar zaten evler gitti, eşyalar gitti. Onların taşıma süreçleri, göç süreçleri daha kolay oldu. Nedir oradaki fiyat artışları? Şöyle, Ankara, Konya gibi hem depreme dayanıklı hem de bu deprem bölgelerine yakın yerlerde şu an kira bedelleri 3 katı, 4 katına kadar
çıkmış durumda. Hı hı. Özellikle Şanlıurfa'da 9 tane emlakçı arkadaşımızın idari para cezasına çarptırıldığını duyduk. Evet, bunlar kesinlikle alınması gereken önlemler. Hani bu noktada gerçekten kolektif olmalıyız ve doğru ilerlemeliyiz. Bu tarz şeylerin çünkü artık önüne geçilmesi gerekiyor. Fakat ben şu algıya da kızıyorum. İşte emlakçılar fiyatları yükseltti. Ben bunu bir emlak ofisi sahibi olarak söylüyorum size. Biz fiyat yükseltmeyiz. Daire sahibi bize bir fiyat verir. Biz hı hı. o fiyat üzerinden çalışırız. Hani arada biz aracılar da çok fazla maalesef ki suçlanabiliyoruz. Fakat ben mesela son dönemde yaptığım en büyük şey daire sahiplerine hayır bu fiyat yüksek aşağıya düşmenizsiniz dediğim için çok fazla daire sahibini kaybetmiş durumdayım. Evet çok fazla insanı evet ikna etmeye çalışıyoruz. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef ki fiyatları daire sahipleri belirliyor bizler değil. Peki o depremzedeler için şu an söylenilen o 3-4 katı rakamlardan vazgeçebilmeleri için bir taban fiyat uygulaması olabilir mi? Şöyle aslında benim istediğim, beklediğim şey bu. Yani hani şu an yok. Hı hı. Hani bu şekilde hani bizim devlet eliyle. Devlet eliyle. Ben şunu isterim mesela atıyorum bizim Beylikdüzü bölgemiz. Beylikdüzü'nde 2+1'i sen bu standartlarda bu fiyatın üstüne veremezsin. 3+1'i bu fiyatın üzerine veremezsin diye keşke bir fiyat uygulaması olsa. Hı hı. Yoksa şu an çok fazla konuta ihtiyaç var. Özellikle de deprem bölgelerine yakın yerlerde ve herkes dairesine istediği fiyatı biçebiliyor. Bence bu çok yanlış. Kesinlikle belirttiğiniz gibi bir taban fiyat uygulaması yapılması gerekiyor. Özellikle deprem zedeler özellikle için. Deprem bölgeleri için. Ki aslında sadece deprem zedeler için de değil. Tabii hı-hı. ki önceliğimiz onlar ama siz de bahsettiniz pandemiden beri yani o kadar kötü bir kira politikası var ki. Evet. Evet devletimiz bunun önüne geçmek için bir baraj koydu. %25 dedi. Bunun üzerine yapamazsın dedi. Biz sahada olan insanlar olarak şu an bunun her gün çatışmasını yaşıyoruz. Daire aslında sahibi, çok da kandıramadık değil mi? Yok ya şöyle söyleyeyim size. Evet bir baraj var. Bunu yaptık. %25 diyoruz. Ama her gün daire sahibiyle kiracı çatışması arasında kalıyoruz. Şu an birçok zaten mahkemede kiracı daire sahibi sorunları işleniyor. Dosyalar birikmiş dosyalar durumda. Dosyalar birikti tabii ki. Maalesef. Daha da birikecek böyle giderse. Arabulucular bile yetişmeyecek anladığımız evet, kadarıyla. Evet maalesef. Şunu da hemen sormak istiyorum. Mesela yardımseverlere yapılan o yardımlar var. Hı hı. İşte aynı şekilde taşınma için de bir işte bir fiyat yine taban fiyat uygulaması hı hı. Düşünülüyor. Taşımacılık ne durumda peki? Ev taşımacılığı ne durumda? Şöyle işini düzgün yapanlar emin hı. olun ki hatta olması gereken fiyatın altında çalışanlar da var. Hı hı. Hayır ben bu fiyatın çok daha üstünde istiyorum diyen de var. Bence bunların da hepsinin denetlenmesi gerekiyor. Yani bu taşınma işi tek başına daireyi bulmanızla alakalı bir durum değil biliyorsunuz. Yanında bir sürü şeyi getiriyor ama bunlarda da gene fırsatçılık çok fazla var. Yani 2-3 katı tarife uygulayan arkadaşlarımız var. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Depremden önce yine bizim hepimizin konuştuğu işte birinci derecede ev sahibi olacaklar. Hı hı. Sonrasında orta gelirliler için. Hı hı. Şimdi şöyle sesler duyuyoruz özellikle halkımızdan. İşte o yapılacak binalar ya da işte evler bu bölgelere, deprem bölgelerine yapılsın. Belirli hı hı. fiyat uygulansın diye. Hı hı hı. Bu konuda bir ilerleme var mı sizin duyduğunuz? Şöyle şu an duyduğumuz bir ilerleme yok. Ama bu yıkılan yer şehirlere biliyorsunuz ki yeni şehirler yapılacak, yeni yapılaşmalar olacak. Ve bu zaten şu an devlet eliyle güzel şekilde ilerletildiğini düşünüyoruz. Yani hı hı. bir sene sonra bu şehirleri yeniden inşa edeceğiz deniyor ve biz de umutla bekliyoruz. Dileriz ki olacak ve dileriz ki herkes daha dayanıklı bölgeye uygun konutlarda yaşamaya devam edecek. Peki o TOKİ'lerden de bahsetmek hı hı. istiyorum. Şu an çok fazla gündemde işte yıkılan ve yıkılmayanlar hı hı. işte TOKİ'lere hiçbir şey olmadığını evet. da gözlemliyoruz. Bu süreçten sonra insanlar daha çok devletin yapmış olduğu bu firmalara, bu yerlere yönelirler mi? Kesinlikle. Aslında şöyle tabii TOKİ'nin yapmış olduğu, emlak konutun yapmış olduğu konutlarda hiçbir dönemde, hiçbir depremde hiçbir zarar görülmedi. Hı-hı. Ama gene bunun dışında da büyük firmaların da birçok, hiçbir zaman hiçbir depremde büyük firmalar da işini doğru yapan hiç kimsenin de konutu zarar görmedi. Burada zaten daha önce deprem görmüş,
Daha çok hasar almış binaların maalesef ki kaybına uğradık. Baktığınız zaman da yıkılan binaların %98'inin eski bina, %2'sinin yeni bina olduğu söyleniyor. Evet. Tabii ki burada TOKİ'nin, Emlak Konut'un yaptığı konutlara insanlar öncelik vermek isteyecektir. Keşke daha fazla olsa ve daha fazla insanlar burada barınabilse. Fakat hani yeteri kadar değil, bunu biliyoruz. O yüzden güvenilir inşaat firmalarıyla ilerlenmesi de o kadar önemli, o kadar değerli. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken ev sahibi olacaklara da böyle altın tavsiyelerinizi almak isteriz. Şöyle, ev sahibi olacak olanlar kesinlikle kendi bütçelerine uygun, depreme dayanıklı, deprem özellikle zemin etütlerinin yapıldığı yerlerde, kat irtifak tapulu değil, kat mülkiyet tapulu yerlerde birçok araştırmayı yaparak dairelerini almalarını tavsiye ediyorum. Ve bunun yanında da kesinlikle uzmanlarla, danışmanlarla çalışsınlar. Çünkü biz bu işi biliyoruz, biz bu işi araştırıyoruz ve biz bu işin içindeyiz. Dediğim gibi daha çok uzman yardımıyla giderlerse daha sağlıklı alımlar yapıyor olacaklar. Peki, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Varsa son cümleleriniz, onları da almak isteriz. Dilerim bu depremin yıkımlarının kayıplarını konuştuğumuz son yayınlar olur. Dilerim İnşallah. Bundan sonra ülkemiz olarak daha güzel konuları konuşur, daha güzel günler görürüz. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emlak uzmanı ve danışmanı Burçin Bolgönül bizlerleydi. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.